Selam. Bugün birlikte V696, 960'dan 696 olması lazım. Oynuyoruz evet. Aslında bunu daha önce oynadım ama şöyle ki 10-15 dakikasını falan oynadım. Sanırım 15 falandı. Yatırıyorum. Ama bir noktadan sonra bilgisayarım sürekli kapanıp durdu. O yüzden bir ay sonra sanırım evet bugün tam bir ay olmuş. Bir ay önce denemişim. Yine aynı noktadayız. Bu oyunu oynayacağım oğlum. Bunu çekeceğiz. Siz de izleyeceksiniz. Şuradaki fakire ölmeyeceğim yazısı gerçekten çok manidar. Başlayalım. Bunlar var ya kesin lanetli cinli paralar ve dualı. Neydi oğlum onun büyülü büyülü. Heh. Hadi koş fenerini al çabuk. Çabuk. O gidiyor ben götürmüyorum. Alayım. Tamam. Feneri açınca ayak izlerini tam göremeyebilirim. Umurumda değil. Ayak izi sence benim umurumda mı sanıyorsun? Okey. Kapatayım. Ya ayak izine ne gerek var abi koş. Aslında dedim acaba buraları arkadaş şarkıyla açıp oynasam mı da o kapandığı yerden mi devam etsem dedim. Ama dedim şimdi atmosfer bozulur dedim. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Ama bak ben şu biraz ilerideki komşunuzun rahatsız ediyor beni. O televizyon sesleri ezanmış. Ama bak şu an ezan okunuyor şu an. Ama bak sabah ezan okunuyor. Şu an safe olmamız lazım. Benim evim hangisi acaba? Yolun sonundadır. Neresi olacak? Camiye gideyim. Bir namaz kılayım. Bak. Dua edelim. Allah ellerimizi açalım. Biz ne yaptık da acaba? Kim bilir yine başımıza geliyor ya. Bir şeyler. Aha. Büyü açmışsınız. Tebrik ediyorum. İyi alt yediniz. Görürsünüz şimdi babanızı. Allah'ım hiç mi akıllanmıyorsunuz ya? Hiç mi büyü hikayeleri okumuyorsunuz? Hiç mi duymuyorsunuz sağdan soldan? Yapmayın kardeşim. Yemek sesleri afiyet olsun. İnşallah boğulmazsınız ya da boğazınıza bir şey kaçmaz. Öyle bir hissiyat. Ramazan ayında falan mıyız? Bu saatte neden yemek yiyorsunuz? Gerçi kış ayı ise üstünden bir şeylerin gölgesi geçti. Ben camiye geldim. Ama ben sanırım ayak izlerini takip etmeliyim ya. Ben kafama göre gittim ama. Camiye git. Cami de evimiz değil mi abi? Tamam. Beni al hocam. Hocam lütfen. Lütfen. Selam kaybol. Şu önümde bir tane. Balak sinek. Tokatladım bir tane. Evimiz şu caminin çaprazında bir yerdeydi. Avludan çıkalım. Kayboldum ben ya. Her yerde bir şeyler görmeye devam edeceğim şimdi. Şu yolu takip edelim. O bir şey mi? Şu bir şey mi? Çalıymış tamam. Ya bana gerilim verdin? Otoyola çıktık. Evim nerede? Ya! Oğlum bak seni döverim ha. Ne işin var burada bak. Mesela azıcık daha açtım. Daha çok korkalım. Ne? Ne? İyi akşamlar. Oğlum bu Illuminati şeyi ama yalnız. Büyü değil ki o. Belki burasıdır benim evim. Gücüm ipucu yok mu? Tık tık tık. Kimse yok mu? Affedersiniz beni tanıyorsunuzdur bence. Benim evim nerede? Oğlum bak. Döverim ben seni. Bana gerilim izi verip durma. Bak kayboldum zaten. Şu yukarıdaki ev mi benim? Yukarı çıkalım. Tamam. Bir de oyuna geçenlerde güncelleme gelmişti. Değişmiş de olabilir. O yüzden dedim en baştan oynayayım diye. Ne olur ne olmaz. Burası mı benim evim? Burası benim evim. Tamam hatırladım. Evet. Allah. Kesinlikle değişmiş. Ben hiç böyle şeyler hatırlamıyorum. Kapını kapat. Besmele ile girdin değil mi? Sağ ayakla. Bir ipucu bul. Bulayım. Hatırlamıyorum çünkü. Neredeydi? Ha bak. Dur dur hatırla. Sıkıştım. Mutfak. Oğlum. Oğlum sakin ol. Niye çok buğulu 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 gözüküyor? Sorgulamayacağım. Dur bekle bekle. Burada şu an işimiz yok. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. O yüzden zaman kaybetmemek için şey yapıyoruz. Fidan. Çok. Ya. Teşekkür ederim. Teşekkür. Banyoda işimiz yok bizim şu anda. Sen nesin? Ama seni görüyorum şu an kaybolman lazım diyecektim. Akşamlar. Şuraya. Böööö.
Lan. İşte. Kapat. Kapat. Gel gel bak. Bizim işimiz şurada. Sanırım. Değil mi? Evet. Burası bizim yatayımız. Dur bir şey yok. Aha, kanlı. Sabah işimi bugün ne bir şeyler yazarken görmüş, karalarken görmüşüm ama bu cümle bana bir şey ifade etmiyor. Bu köye gelmekten değil, köyden çıkamamaktan korkuyorum. Dönmememiz gerekiyordu ama bulaşmıştık bir kere. Allah'ım. Geçmiş olsun. Oğlum. Oğlum. Oğluma bir şey yapmayın. Bak köpeğime bir şey yaparsanız. Bütün bildiğim duaları okurum ama bizi dua kurtaracak gibi de durmuyor. Ben bir oğluma bakmaya gidebilir miyim? Oğlum. Açıl. Burada açılmıyor mu? Burada mı aç? Hoş değil, hoş değil. Bu ne lan? Ne yapayım? Niye bir anda tabut gibi gözüktü? Bu, tamam. Burada neden böyle biri? Bu evi biz yaptırmışız bence. Yeni yaptırmışız. O evin inşaat falan var. Bak sakın arkamdan bir şey gelmesin. Bak sakın. Sakın. Açı bakayım. Oy. Tövbe estağfurullah tövbe. Al baltayı al. Gerçi onlara karşı baltayla ne yapabiliriz ki? Ne yapabiliriz ki? Burada başka bir şey vardı diye hatırlıyorum. Burası şey olmuş. Bir şey mi geçti ben mi? Halüsinasyon görmeye başladım. Bak sürekli sesler çıkıyor. Neden? Lan. O bir kuş değil. O kesinlikle bir baykuş değil. Nesin gel buraya. Ezbilem ne şeytan aracım bismillah. Korkmak ayrı bir zevk görüyor. Böyle adrenalin bütün duyguları pompalıyorum. Böyle bana bir heyecan geliyor. Bana kork ver lan. Ver. Daha çok korkut. Ne yapacağım şimdi yalnız ben bu evde? İşim bitmedi mi? Gideyim. Ahan. İmama git tabii ki. İmam efendi, imam efendi. Bana bir çare bulun. İmam efendi. Şuradan aşağıdan gitsem şey yapabilir miyim? Bulabilir miyim? Şu yandan döneriz belki. Yol var mıydı? İleride vardı da. Hatırlamıyorum ama bakalım bir yolda giderken karşımıza neler çıkacak. Bu ne parlıyor yine? Niye parlıyorsun sen? Evin penceresi. Tamam, evin penceresi. Sakin ol. Her şeyden korkma. İmam efendi, imam efendi. Bana bir çare bul. Ben bir şeyler görüyorum imam efendi. Bana fısıldıyorlar. Fısıldamayı geç. Bana görünüyorlar. Selamun aleyküm hocam. Hocam sizin gözlerinizde yalnız... Hocam bak biraz kötü kötü bakıyorsunuz. Beni şüphelendirdiniz şu anda. Lütfen bana yardım etseydin hocam. Çok garip şeyler oldu. Çok garip şeyler gördüm. Şimdi beni dikkatlice dinlemeni istiyorum. Seni bu durumdan... Hocam nereden biliyorsun ki durumumu? Sana ve ailene birisi büyü yapmış. Ama merak etme. Pek de kuvvetli bir büyü değil. Allah'ın izniyle bunu birlikte çözeceğiz. Hocam siz bunları nereden biliyorsunuz? Kim neden bize böyle bir şey yapar? Kimin neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum ama bana Müslüman olan Musaybin kabilesinden bir cin senin ailene büyü yapıldığını ve hangi cinler tarafından tutulduğunu söyledi. Şimdi sen ben ne dersem onu yap. Zamanımız kısıtlı. Evinde büyüyle ilgili bir sürü kağıt ve nesne var. Onları bana getir ben de hazırlanayım. Tamam hocam. Hocam Allah sizden razı olsun. Gerçekten siz olmasanız ben ne yapardım? Allah tuttuğumuzu altın etmesin. Çünkü malum sonra bir şeyler dalanıyor. Allah'ım size cennetini alsın inşallah hocam. Hocam siz ne kadar iyi bir insansınız. Gerçekten teşekkür ederim. Işık yanıyor. Orada ışık yoktu. Ama bak gece gece çeşmeye yaklaşılmaz şimdi. Yansın. Gidesim geliyor ama. Ağlayam. Bebek sesini. Bebek bezi diye okudum. Bak çocuğunun ucuna ezmişsindir oraya. Yaklaşma oraya ya. Ama sabah ezanı okumadın mı? Biz güvende değil miyiz ya? Sabah ezanı okununca bir şey geçer. Bana ne ya? Bak Allah'tan evi yukarı taşımışlar. Ev yukarıda değildi. Bu camiyle aynı düzlükteydi. Ve ben ormandan geçerken kayboldum. Evimi bulamadım 5 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu ne ya? Bu ne? Büyü, bunlar büyü asıl ya. Eve böyle şeyler mi asılır? Evimizin duvarı gitmiş. Evimizin duvarı beyaz değil miydi? Bunda beyaz değilse... Eski oynadığımda kesinlikle evin duvarı beyazdı. La. Aa. Açılma, açılma, açılma. Kapat. Gıcırdamayın lütfen artık gıcırdamayın lütfen. Thank you.
Al. Lan. Lan. Burası değişmiş. Burası değişmiş. Burası değişmiş. Hayır. Hayır. Benim bildiğim gibi olmalıydı. Burada o sahneyi koyacağım. Burada ben bırakmıştım. Burada bırakmıştım bildiğin. Bilmem ne. Çok ucuzdu öncelikle, tamam mı? Tamam, devam. Bak işte bundan sonrasını bilmiyorum. O yüzden hiç rahat değilim. Hiç rahat değilim. Kötü şeyler okutuldu. Evimiz eskidi, evimize. Ya abi biz ne yaptık? Ya hangi hala teyze, kime bulaştınız? Kimin evini kötülediniz? Allah aşkına. Ay ışıkmış. Bak bak. Cam kırık. Tahtalar mahtalar var. Nerede olur ki büyü? Kapı pervazına bakalım. Yatağın arasına başına bakalım. Gıcırtılar çok iğrenç. O yüzden sesini birazcık daha arttıracağım. Ya burası hiç hoş gözükmüyor ama. Ama. Ya yataklar ne olmuş ne olmuş. Iy, tripofobim coştu. Kıyafetler de eskimiş sanki. Nereden bulayım? Bahçeye gömdüler kesin. Köpekler kötücül. Bir şeyler oluyor onlara, bir şeyler oluyor. Üstüme kapanma. Hayır, hiç sıkıntı koymadı. Bu da koymadı. Aa, bu logosunun şeyi. Kapan. Oh, öyle şeyler yapma. Lan. Ben bu kafamda sallanan şey miydi? Tamam. Lütfen gıcır zaman, ne olursun. Ne olursun. Lütfen. Bak yan odada koşuyor. Bir şeyler kıpır kıpır. Bir şeyler kıpır. Oğlum sakin ol oğlum. Oğlum sana bir şey yapmayacaklar inşallah Allah'ın izniyle oğlum. İlk buralara girmem lazımdı aslında değil mi? Ben direkt oraya gittim, oraya bildiğim için. Nereye sakladınız? Musluk giderine falan mı sakladınız ya? Nerede bu büyü? Bunu açtım zaten. Kapan. Tüpün içine de saklamamışlardır herhalde büyü. Ya çok iğrenç bu ses. Ay bu böyle. Aha. Bizim su kuyusu bir şeyler bebeği almaya çalışıyor gibi. Ne? Aha. Aha. Bir şeyler oluyor. Sonunda bir şeyler oluyor sürekli. Gidiyorum. Kasım kasıldım şu an. Gerim gerildim. Ya böyle el gittikçe öne eğiliyorum. Koş hocam ya. Bu kuyu değil ki. Bizim su kuyusu. Bak buraya da bir şey taklamışlardır kesin ha. Ama çöküyor. Her şey üstümüze çöküyor. Büyü. Neredesin? Elma çık. Gerildim, konuşamıyorum. Ay. Çık. Ay su kuyu bu kuyu. Abi salıncaktı ya. Ya abi çok ses. Çok rahatsız edici. Büyü olsan nerede olursun mesela? Ben kapı pervazında olurdum. Ne? Köpek diyor git. Git buradan. Allah'tan korkan. Böyle şeyler yapmaz kardeşim. Aha. Ha, büyü değil mi? Fişli kağıdıymış lan. Ben niye yedim? Ya nerede büyü? Nerede? Aha bak burada da bir şey var. Bunu gördüm. Bunu gördükten sonra bir şey olacak mı mesela? Ya nerede? Ben gideceğim. Bulamadım ki. Buralarda bir şey yok. Yeri mi? Hayır. Artık alıştım. Gerçekten alıştım. Oyunda bunu bekliyor değil mi? Zaten benim alışmamı bekliyor. Bir tane bir koyacak. Ben sonra Allah'ıma kavuşacağım burada. Bak ben körüm, kör. Ya bak biz en son bebek büyüyle ilgili bir şey bulduk. Ama dışarıda bize bir şey olmadı. Kuyu vardı ama yok. Kuyu burada. Bir şey olacak. Bir şey olmadı. Niye olmadı? Kafayı yiyeceğim. Yok. Bak böyle olunca ben işte sıkılıyorum sonra. Anlıyor musun? Çıkasım geliyor böyle. Bu kadar bir şey bulamayınca. Giderim bak. Bak şak diye kapatır giderim oyunu. Yeter ben oturup sallanacağım. Ya çıkmasaydı sallanıyormuş gibi olacaktı. Oğlum daha güzel gözüküyordu. Sanki tuhaf gözüküyor artık. Işığımışı. Valla geçen ay böyle değil de çok tuhaflı. Piksel olmuş. Her şey de aynı yani bütün ayarları. Örtüyü aç. Şunun arasına sıkıştırmışlardır. Bunun kafasını kesip içine sokmuşlardır. Bak ben sana bir sürü seçenek veriyorum ama sen hiçbirini beğenmiyorsun. Bence benimkiler daha mantıklı. Bunlar nereye sakladı bilmiyorum ama ben kesinlikle daha iyi yeri sanırım. Aa, yücelik mi yarıştıralım arkadaşım ya? Ne istiyorsun? Aga bak ben bunu 500 kere bastım. Gerçekten şaka mısın? Oyunu kapatacağım. Çok sinir oldum. Hiçbir şey yapamıyorum şu an. Etrafında dönüyor. Dönmem.
Nereden geliyor o ses? Nereden geliyor? Ay salıncağın şeylerimiş. Hala gıcır diyor bir şeyler. Ben gerçekten hala büyü mü bulacağım? Bitmedi mi bulduğum büyüler? Bu ne? Bu bizim boş odanın duvarı, ailemiz için. De ne demek? Ha yürü git. Yürü git ya. Sizin evin odası tamam. Şurada boş bir odanız vardı. Ay lan baymış. Ben artık üstüme bir şeyler çıkmasını istemiyorum. İstemiyorum. Bu oda değil ki ama. Hangi oda? Bir daha görebilir miyim? Bir daha gösterir misin lütfen? Benim hangi duvarı? Bak o dışarıda gördüğümüz kazılı şey. Asla etrafımı dönmem. Ben sanırım aradığım şeylerden birisi bu. Semel'in üzerinde adım yazılan bir şekilde bana bir şey ifade etmiyor. Hocayı ifade eder. Al git. Bir şey olacak. Nerede? Buldukça kötü kötü şeyler oluyor. Gerçekten kötü kötü şeyler oluyor. Fısıldama lütfen lütfen lütfen. Bulmadın mı hala bütün büyüleri? Ne kadar çok büyü koymuşsunuz. Ayıp ama. Ayıp ama bu kadarına gerek yok ki. Kötü kötü konuşacağım. Kötü kötü konuşacağım, bak konuşamıyorum. Tamam. Jumpscare yediğime göre buralarda bir yerde büyü bulmalıyım. Ama bak oraya gittiyse büyü burada olmalı. Yukarı, sağ, sol, önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Sobe. Hadi büyü çık. Hayır, dibine girmeden şey de olmuyor. Göstermiyor daha. Belki de bütün olay burada bitiyordur. Geçer. Tamam. Belki de gezdikçe bir şey olacaktır. Ama dışarıya çıkmak istemiyorum mesela durduk yere. Neden çıkayım çünkü, anlatabiliyor muyum? Ay. Şurada uzun bir adam gördüğüme inin. Şizofreni. Evet. Şizofreni başlıyor. Ver. Daha nerede korkacağım? Ver. Veriyorsan ver bak. Adam akıllı büyü aramaya başlayacağım. Bitti mi korkutmaların? Bitirdin mi? Eğlendin mi korkuturken ha? Niye yani inat ettin bu oyunu oynayacağım diye? Neden? Neden oynamalıyız? Oynamayabiliriz. Neden bu kadar diretiyorum bu konuda? Kapatabilirim. Hayır, kapatsam nereden bileceksiniz ki değil mi? Bilemezsiniz. Bu oyunu oynayıp oynamadığımı bilemezsiniz. Ama inat. Oynayacağım işte. Hello. Merhaba. Aa tamam. Az önce... Aha ne? Az önce kızmadıysa ne kızmaya sebep önce kızmış olursa köyü yakarım. Aynen. Eminim ki yaparsın kardeşim. Arkandayım. Tabii onlar seni yakmaz. Oğlum kızım burada yoktu bile. Sol kulağından konuşma öncelikle. Kızım hayal, bu halüsinasyon gerçek değil. Işık yanmaya başladı. Burada ışık yanıyor muydu? Yerme Anadolu çocuğu. Kızımın odasına geri gideyim. Niye yapmayayım ki öyle bir şey? Kızım. Kızım iyisin. Rahat bırakın beni, alın kızıma dokunmayın lütfen. Kızım. 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 Bit artık. Ya ne büyüsü, ne büyüsü. Gözümün önünde kızımı öldürdüler benim. Ben yaşayamam. Aha adamın üstünde yine adamın. Ha adamın üstüne yine adım yazılı. İlk bulduğum kağıttaki teraziler burada kırılmış. İple kendini alsan bir adam var. Bana diyecekler kendini al. Büyüleri imama götür. Sen bir yok ol önce. Yok ol. Aferin. Hadi şimdi yolla beni bir korkutun. Kapı açıldı bak Allah. Çıktım. Hayır dışarıdayım. Fısırdama. Hayır. Duymuyorum. Portakalı soydum. Başıma koydum. Ben bir yağlan uydurdum. Dumadım. Kırmızı mum. Dolapta pekmez. Yala bitmez. Aşkı cık. Fatma cık. Sen bu oyundan çık. Pis çocuk. Duymayacağım. Başka tekerleme bilmiyorum. Çatlak patlak. Üstü yuvarlak. Kremalı börek. Üstü çörek çek. Tamam fısıldama geçti. Fısıldamayı ghostladım şu anda. Tamam hocam. Hocam burası sizin evin. Hocam bak size de musallat olurlar. Ailenizi falan bir şeyler yaparlar. Bak dikkat edin lütfen. Gözümün önünde kızımı öldürdüler ama ben hiçbir şey olmamış gibi şu an size, sizin yanınıza geliyorum. Çünkü size güveniyorum. Size benim kızım falan da getirebilir. Recep büyülerin bir hariç hepsini getirmişsin. Ben bu büyülerin Müslüman cinleri vereceğim. Sen sizin su kuyusundaki son büyüyü de getir.
Al işte ya. Tamam Seyit hocam. Hocam bir muska falan verseydiniz. Bir Kur'an-ı Kerim göğsümde şöyle götürsem. Çok iyi olmaz mıydı hocam? Hani bir şey. Ben de bir şey korunuyor istediğim. Yani kulağımı fısıldadılar yolda gelene kadar. Kötü kötü şeyler yaptılar. Bu bizim su kuyusu değil. Şu. Oraya gitmeyeceğim. Yani istediğin kadar seni görmüyorum. Görüldü de bıraktım seni de. Yolumuzun üstünde bir şey çıkar mı acaba? Evimizin önünde bizi bir şeyler bekliyor olabilir mi acaba? Şimdi hiçbir şeye bakmadan sadece su kuyusuna gideceğim. Yo anahtar. Ya şaka, oyun mu oynuyoruz burada? Gerçekten oyun mu oynuyoruz? Şaka mısın ya sen? Şaka mısın ya? Ben artık bak bu evin içinde bir şey aramaktan... Ya dolabın içinde de ne işi var ya bunun? Ceset var. Ceset var. Net ceset var. Bak o sinek. Neredesin sinek? Ya of. O benim kızımmış. Sanırım bunu hemen alıp bir şey görmem gerekiyordu. Anahtar mı? Bu muydu anahtar? Benim bahçemdeki su burası değil. Hadi bana bir şey patlat yine. Bak. Aa hala git diyor doğru. Ama anahtarı nereden bulayım? Benim kızım bebek değil ki ama. Nereye soktun anahtarı? Nerede nerede? Saklambaç oynamıyoruz bak. Bu da önemli işlerle uğraşıyoruz biz. Sen oyun oynuyorsun. Ama seviyor olabilirsin ama ben sevmiyorum. Gerçekten. Yeminle bak. Bence on maçları. Ağam. Ağam bizimle eğlenir. Gerçekten bizimle eğlenir. Nerede çıkacağını bilsem. Hani bak bari alayım. Ondan sonra de ki evin içinde sen bir dolaşıp. Alıştım. Artık bağışıklık kazandım. Hadi. Ben bahçeden arkadan markadan dolanamıyor muyum? Arkadan bahçeme geçemiyor muyum gerçekten? Bana kapıyı kapatmadı çünkü. Niye geçemiyorsun mesela? Öbür taraftan geçeceğim. Bak burada çitme. Buradan geçeceğim. Bana ne? O tırmanırım ki duvardan. Duvardan tırmanırım ki. Gerçekten tırmanırım yani. Gel. Heh al anahtar. Senin zaten ne işin varsa dışarıda. Hani ne alaka yani? Neden böyle bir şey? Hadi gel şimdi evin içine girince bir de korkut. Anahtarı buldun. Heh buradan. Sanki çok şey fark ediyor. Gel şurada mı? Heh. Yemin ederim ok bak. Oyun o kadar dolaştırdı ki. Gidiyorum bekle. O kadar dolaştırdı ki artık korkudan etkilenmemeye başladım. Hani ne alaka mesela neden dışarıda? İpucu verdi de ben de kaçayım. Haa çok korkunç. Salak. Al işte bak ya. İmama bulaştılar şimdi. Yeşildim lan. Kırmızı oldu. Kapalı. Al. Mükemmel. Çıldama artık. Umurumda değilsin. Ben gidiyorum ya. Biraz korktum. Hiç sıkıntı değil ama. Hiç sıkıntı değil. Ooo. Menzilleri artmış. Ben kapatırım. Ben salak mıyım ya? Oo, yeni oyunlar. Gel bakayım. Heh, çok korktum. Aa, abi bak beni eğer çok fazla dolaştırırsan ben artık bağışıklık kazanırım. Şimdi sen bu hocaya güvenemeyeceksin bu arada. Bak kırmızı olmuş. Hoca yok. Senin hoca cici yani kusura bakma. Önünde mi evinde mi hoca? İmamı bul. Bulayım. Al işte. Al. İmam yok ki. Sen istedin. Açıkçası ben istemedim. Bana kimse bir şey isteyip istemediğimi sormadı. Ben evinde tamam ya imam. Al işte imam öldü ya. İmam yok. Artık imam vardı ya. Yok. Tak tak tak. Bir de senin şeyini mi bulayım şimdi? Anot vardı. Evde kolyem ve ipler var. Sen onları al ben geleceğim. Kolye ve iplerle ne yapacağız? Flaşım. Benim flaşım. Yo ama yok oldu vardı yoldayken. Neyse ışıklı. Kolyem ve ipler var dedi. Burası yandı. Hadi bakayım. Haa oyunda ipucu diye bir şey vardı değil mi? Ben onu hiç kullanmadım. Benim gittiğim ayak izi değil değil mi bu? Sadece onu gösteriyor. Ha çıkış kapım kilitlendi. Ay yemin ederim bize neden sonra bana bir ferahlık geldi şu anda. Bak göstermiyor ipucunu. Tamam iyi akşamlar. İyi günler dilerim. Burada gösteriyorsa ben burada bulurum onu. Kolyem ve ipler dedi. Daha ceviz oynamaya mı geldik? Haha espri.
zaman Kanal Y'de de reklam sayılıyor mu? Destek reklam. Bilmiyorum asla kuralları. Ne lan? Çok karanlık, görmüyorum ki nereye girdim. Ha, sürekli oynar dururdu. Bak burası öncelikle çok karanlık. Hoca, aa bak bu şimdi gelmiş. Beni korkutması gerekiyormuş. Tamam. Bu ne oğlum? Böyle zil şey mi olur ya? Şu o zaman. Oh, merhaba. İğrençsin. İğrenç, ayıp öyle. Tacize hayır, tamam mı? Sen bana benim isteğim olmadan dokunamazsın. Pislik. Hırr yaptı bana resmen. Tamam, kolyen. Kolyen. Excuse me de bu senin kolyen bu arada. Araştırmanı öneririm. Ha tamam. Buymuş, pardon. İpi bul. Nereden bulayım? Tamam. Göster ben. Ne? İmam? Hoca efendi, hoca efendi. Ahan. Geçmiş olsun. Bize imam bulaştırmış bunu. Vallahi geçmiş olsun. Cici. Öldüm ki ben. Ekmekmiş lan. Et sandım. İpucu. What the hell? Hocam sen nelere bulaştın? Sen gerçekten neler, ne yaptın sen? İp var. Umurumda, gidiyorum. Evden çık. Hadi bakalım. Çıkabiliyorsan çıkarsın abim. Hocam. Açayım. Atla içine. Atla yan. Burada. Gerçekten içine gir ve yan orada. Burada yanarak ölersen kurtularsın. Ya 9996. Ya hocam sen ne yaptın ya? Ben şurada asıp öleyim mi kendimi? Bu ne oğlum? Ben öleyim. Gel ya, ben varım ben. Ben varım diyor ben. Hakan Çalhan oğlum burada. 10 numara her yerde. Şimdi eller havaya. Aha. Ding dong. Ding dong. Ah teşekkür ederim. Ne kadar iyi bir insan. Şimdi kanizlerini takip edeyim. Böylelikle hocaya yardım edebilirim. Ama hocanın bana yardım etmesi gerekiyordu. Ama ona kötülük bulaştırdık. O yüzden artık bizim ona yardım etmemiz gerekiyor. Zıplayarak geç. Basma. 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 Şıp. Şıp. Oğlum beni içeri çekti lan. Hocam. Mezarlıktan kaç mı? Pardon. Önüme kapan. Ah. Etrafı araşt. Ben neyim ya? Ya ben neyim gerçekten? İpucu yok mu? Bak lan burada da var. Yok da. Gideyim. Ya ben gerçekten salam bir ipucunu unuttuğum için 48 saat etrafta dolaştım evde ya. O yüzden oyunun bütün havası kaçtı. Tamam, yolu takip ediyorum. O çeşmeye götürecek var ya. Flaşımı versen keşke. Sen bir... O nasıl bir aydınlatma lan? Aa. Korece drova dedi. Ben öyle anladım. Buraya gel dedi. Bak gidiyorum ha. Emin miyiz? Aa buradasın. Pardon görmemişim. Oğlum biz nereye girdik lan? Ya Melif. Peki. Onu takip edeyim. Zaten bir tane yol var. Olur öyle şeyler ya. Gerçekten hiç umurumda değil. Ben dümdüz ilerlemeyi tercih ediyorum. Yani fazla da karışmamak lazım şimdi. Bir bulaştık diye üyeleri yerine koy. Yip.
Tamam. Aynen. Bak ama bizi bunu neden yapmışlar? Neden? Evet, bu oyunun başında gösterdiği şey. Altını mı bulayım? Nerede ki? Ben bunun kölesi oldum değil mi? Altını bulayım ve yerine koyayım. Dışarıda mı altın acaba? Yoksa beni boş başına götürmeseniz gerçekten çok sevinirim ya. Eminim niyetiniz amacınız rahatsızlık vermek değildir. Sadece birisi bunu yaptığı için yapıyorsunuzdur. Ama hocadan ne istediniz be? Valla yazık hocam ya. O sadece yardım etmek istemişti bana. Ama flash'ımı verseydi. Ah vermişler gerçekten, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim burayı... Aha. Şimdi kapat da ayak izini göreyim ayol. Tamam, yol boyunca gidiyoruz. Aa, burada tamam. Gidiyorum ben. Al. Nereden geldi bu? Daha demin evdeydi. Geri dönüyorum. Geliyorum. Beni korkutma. Hayır bak. Zaten şu an size hizmet ediyorum. Neden beni korkutmaya devam ediyorsun? Gözdağım bu. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Yapmamalısın. Kötü. Böyle şeyler kötü, tamam mı? Bilmiyorsan söyleyeyim. Bunlar kötü davranışlar. En azından şuraya girince bir seslilik geliyor ya. Yemin ederim. Dışarıdan daha rahatlatıcı. Wow. Kaydırak. Ben de yatsam beni de çeker misiniz? Getirdim. Buyurun. Getirdim. Al. Ama al. Ben buraya. Hocam. Gerçekten. Öldüm. Tebrik ediyorum Recep, iyi bok yedin. Tebrik ediyorum. Abim bak, almışsın paranı, almışsın altını, defol git. Bok mu var köye gelir? Ne bu köy aşkı ya? Allah Allah, git yaşa ya şehrinde. Hayır, bulaşmışsın. Karın da hissetmiş, buraya dönmemeliydik diyor. Allah Allah. Haha. Şimdi hikaye okuyorum. Olaylar Muğla'nın köyü olan Eden'in köyünde fakir bir aile olan Satan ailesinin... Oğlum ailenin adına bakar mısın? Satan, şeytan ailesi ya. Asla bir şey satmak anlamında değil. Satan, şeytan ailesi. Min, ruhani varlıklar ailesinin... Ruhani varlıklar sözde cinler ile anlaşma yapıp köydeki defineleri bulup köyden ayrılmasıyla başlar. Satan ailesinin köyden ayrılışıyla birlikte köyde zehirlenme, delirme, intihar, cinler ve bebek ölümleri baş göstermeye başlar. Köylüler bu olaylardan korkup köyü terk ederler. Köyün imamı Seyit Hoca'nın köyden ayrılmasıyla köyde kimse kalmaz. İddiaya göre Recep kumar ve alkol bağımlısı. Allah belanı versin Recep. Verdi zaten. 15 yılda tüm parasını kaybeder, define bulmak için tekrar köye döner ve bir daha ailen aha geri zekalı. Eskiden köyde yaşayan köylülere göre aileye anlaşma yaptığı Zula, yani definecini kabilesi öldürür. Bu konuda resmi bir kayıt bulunamamaktadır. Tebrik ediyorum. Yani arkadaşlar, kumar ve alkol öldürür. Neyse, oyunumuz da burada bitmiş bulunmakta. Bir yerde neredeyse pes edecek olsam da ipuçlarını unutmamdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama bitirdik. O zaman sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.